Sevgili seyirciler, kaçak akaryakıt hem çevreyi hem de insan sağlığını tehdit ediyor. Peki devleti her yıl milyonlarca lira zarara uğratan kaçakçılar hangi yolları kullanıyor? Muhabirimiz Hüseyin Günay, Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerinin kaçak akaryakıt operasyonuna katıldı. Şimdi ekranlarınıza akaryakıt kaçakçılığıyla ilgili mücadele dosyası geliyor. Gümrük Muhafaza ihbar attı. Buyurun. İzmir ve Aliağa Limanı'nda kaçak akaryakıt ihbarında bulunmak istiyorsunuz. Tamam, biz hemen ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Türkiye'de yaklaşık 17 milyon araç bulunuyor ve bu sayı her geçen gün artıyor. Araçların kullandığı akaryakıttan pay almak isteyen kaçakçılarsa her yolu deniyor. İşte hemen yanı başımda görmüş olduğunuz bu varillerdeki kaçak akaryakıt da eğer yakalanmasaydı bugün başka araçlarda kullanılmış olacaktı. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele için denetimlerini arttırdı ve cezaları iki katına çıkardı. Türkiye'de 2012 yılının ilk 11 ayında 34 bin ton kaçak akaryakıt ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak akaryakıtın büyük bir bölümü de Gümrük Muhafaza Müdürlüğü'nün ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonlar sayesinde yakalandı. Gündemde bugün akaryakıt kaçakçılığını ele alacağız. Kaçakçıların hangi yolları kullandığını ve olası bir operasyonun nasıl yapıldığını ekranlarınıza getireceğiz. İhbar attı. Buyurun. Evet, buyurun, dinliyorum. Evet. İzmir ve Aliağa Limanı'nda kaçak akaryakıt ihbarında bulunmak istiyorsunuz. Evet. Tamam, biz hemen ekiplerimizi yönlendiriyoruz. Operasyonun asıl başlangıç noktası burası. İhbar ya da sistemle birlikte analiz edilen bazı noktalara operasyon yapılacağı zaman herkes burada toplanıyor ve ilk anda bir toplantı yapılıyor. Toplantıda herkesin neler yapacağı an be an konuşuluyor ve hemen ardından da ekipler olay yerine ulaşmak için yola çıkıyor. Siz kodumuz 212, 2. kanaldan irtibata geçiyoruz. Burada telsizlerimizle sürekli irtibat halinde olacağız. Emirlerin dışına çıkmayın lütfen. Şimdi İzmir Limanı'ndaki ve Aliağa Limanı'ndaki ekipleri oluşturalım. İzmir Limanı'nda benim öncülüğümde. Şu anda operasyonun düzenleneceği adrese gidiliyor ve biz de TRT Haber ekibi olarak hemen olayın anının gerçekleştiği yere, İzmir Limanı'na doğru hareket edeceğiz. Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri şu anda İzmir Limanı'ndalar ve belirlenen on binlerce konteynerler arasından ihbar olan konteynere bakacaklar. İzmir Limanı'ndaki on binlerce konteyner arasından bize ihbar edilen konteyner belirlendi. Hemen üstümüzde bulunuyor. O şu anda araçlarla indiriliyor ve buradan X-ray cihazına götürülecek. İzmir Alsancak'taki X-ray tarama cihazının şu anda kontrol merkezindeyiz ve görüyorsunuz araç ve konteyner cihazın içerisine yerleştirildi ve birazdan analiz edilecek. Özellikle hem konteynerdaki hem de araçtaki en ince ayrıntılara kadar gün yüzüne çıkacak. İçinde ne var ne yok işte bu cihaz sayesinde ortaya çıkıyor. Şüpheli konteyner X-ray cihazından geçiyor. Burada kontroller son teknoloji cihazlarla yapılıyor. Can güvenliğini tehlikeye düşürecek olası patlayıcı ve zararlı maddeler konteyner açılmadan tespit edilebiliyor. Burada son teknoloji ürünlerden bahsediyoruz.
Bize biraz tanıtımını yapar mısınız? Evet, malum kaçakçılar da son teknolojiyi kullandığı için biz de bu teknolojiyi takip etmek durumunda. Onların da bir adım önünde olmamız gerekmektedir. Bu elimde görmüş olduğunuz alet Vapor Tracer. Bu aynı aletten Avrupa Birliği ülkeleri ve Amerika'da kullanmakta. Bu alet bize bir buhar teknolojisiyle bir ortamda herhangi bir patlayıcı madde olup olmadığını veya uyuşturucu madde olup olmadığını anlamamıza yarıyor. Bizim arama yaptığımız alanlar elle erişilebilecek alanlar olmayabiliyor. Bunları bazen gözle de görmemiz mümkün olmayabiliyor. Şu elimde görmüş olduğunuz alet videoskop. Bunun ucunda bir mikro kamera var ve bu sayede biz o alanları da rahatlıkla görebiliyoruz. Bu alette yine GPS teknolojisi ve GPRS teknolojisi kullanılarak hazırlanmış, dizayn edilmiş bir alet. Bu alette bizim barkodları tanımamıza, işte o barkod uygulanan bir takım ürünlerdeki barkodun doğru olup olmadığını anlamamıza yarayan bir alet. Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerine işte sabah saatlerinde ihbar edilen konteyner bu. Şu anda gümrük muhafaza ekipleri kapağı açıyorlar ve ondan biraz uzak duruyorlar ki çünkü içeride zehirli bir gaz varsa etkilenmemeleri için. Görmüş olduğunuz bu malzemelerden numune alınacak ve içindeki malzemenin ne olduğu gün yüzüne çıkacak. Numunesi alınan malzeme şu anda Gümrük Muhafaza ve Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerinin aracına getirildi. Görüyorsunuz şu anda hemen burada o numunenin testi yapılacak ve çıkan sonuçlara göre de işlemler yürütülecek. Biraz önce alınan numuneler, müdürlüğümüz hizmetinde kullanılan ulusal marka kontrol cihazımız var. Orada analiz yapıyor. Bu analiz birkaç dakika sürüyor yaklaşık ve burada ilk sonuçları alıyoruz. İlk aldığımız sonuca göre de standartlara uygun olmadığını tespit ettik. Ancak daha sonra şişeler içerisinde alınan numuneler TÜBİTAK merkezine gidiyor ve TÜBİTAK'ta detaylı analizleri yapılıyor. Bu da yaklaşık bir 15-20 günlük bir süreçte devam ediyor. Daha sonra oradan gelecek sonuçlara göre tekrar soruşturma buna göre ilerliyor. Şu an bulunduğumuz araç oldukça donanımlı bir araç. İçerisinde uydu takip cihazı var ve genel müdürlüğümüzün takip ettiği bir cihaz. Aynı zamanda nerede olduğuna dair bilgi alıyor. Bu araç içerisinde gördüğünüz gibi bilgisayar, yazıcı ve tüm ekipmanlar mevcut. Bir operasyon sırasında gerekli olan tüm ekipmanlar araç içerisinde ihtiyaç duyulan hepsi karşılanabiliyor. Çalıştığımız akaryakıt ürünleri, kimyasal ürünler olduğu için el değmesi biraz sakıncalı. Aynı zamanda analiz yapılan cihazda da numune kaplarının üzerinde parmak izi olması da analiz sonucunu etkilediği için eldiven kullanıyoruz. Konteynerdaki ürünler ne olacak? Konteynerdaki ürünler soruşturma savcılığa intikal ettirdikten sonra mahkeme tarafından tasfiyesine karar verilip satılıp devlet malı olacak ve tasfiye edilecek. Konteynerlerde bulunan işte görmüş olduğunuz bu varillerde biraz önce analizler yapıldı ve kaçak akaryakıt yapımında kullanılan malzeme olduğu ortaya çıktı. Şu anda onlar tekrar konteynerlere geri yüklenecek. Satıldıktan sonra da tasfiye edilecek. Hummalı bir çalışma olduğu bir yerdeyiz. İzmir Limanı'ndayız ve yanımızda konuğumuz var. Konuğumuz da Ege Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Kaptan Bey. Öncelikle hoş geldiniz yayınımıza. Teşekkür ediyorum. İzmir Limanı'na geldiniz. Buradan sürekli yurt dışına bir şeyler gidiyor. Öte yandan yurt dışından da buraya bir malzemeler geliyor. Tabii hepsi yasal mı diye sorduğum zaman siz nelerle karşılaşıyorsunuz? Kaçakçılık noktasında ticarete konu olan her eşyanın kaçakçılığı biliyorsunuz yapılabiliyor. Ama burada tabii ki esas olarak ağırlıkla hangi eşyaların kaçakçılığı yapılır dersek gümrük vergileri yüksek olan veyahut da ithalatında bir takım sınırlamalar olan, kısıtlamalar olan
eşyaların kaçakçılığına yönelme oranları daha fazla oluyor. Bu şekilde tespit ettiğimiz 2000 ton akaryakıta arkadaşlarımız savcılıkların talimatı çerçevesinde gümrük ve antrepolarda el koydular ve savcılıklara da bu şekilde intikal ettirildi. Peki bu 2000 tondan bahsediyoruz. 2000 ton nerelerden, hangi ülkelerden Türkiye'ye getiriliyor ve bunlar direkt akaryakıt olarak da gelinmiyor. Çünkü tiner ya da evet, Y-Sprit evet, dediğimiz yani. Bunlar akaryakıta nasıl dönüştürülebiliyor? Netice itibariyle madeni yağ olsun, solvent olsun, Y-Sprit bunlar petrol türevi dediğimiz ürünler. Bunlar bir şekilde kendi teknik itibariyle akaryakıta dönüşebilen ürünler. Yani bizzat akaryakıt değil belki ama belli bir işlemeden sonra ve ayrıştırmadan sonra akaryakıta karıştırılabilecek ürünler. Bunu yapanlar, organize edenler bir şekilde iç piyasada bu tertibatları bulabiliyorlar. 2000 ton civarında yakaladığımızın bunun piyasa değeri itibariyle 6 ile 7 milyon TL arasındaki bir rakamı var. Devlet bunlardan büyük ölçüde vergi almış olacak. Yani devletin alması gereken vergi bu şekilde bir takım kişilerin veya firmaların diyelim yasal olmadan geliri şeklinde olmuş olur. Kaçak akaryakıtla mücadelede vatandaşlara da büyük iş düşüyor. Şüpheli durumlarda hemen ilgili birimlere şikayeti bulunanlara da yakalanan kaçak akaryakıt bedelinin %25'i ikramiye olarak veriliyor. Vatandaşlarımızdan hassasiyetle istirhamımız şu, buna yönelik herhangi bir şüphe veya benzeri şeyler varsa derhal bize bildirsinler. Dört kolluk birimimizin, ben müsaade ederseniz ücretsiz olan hatlarını bildireyim. Gümrük muhafazamızın ALE 136'sı var. 136. Evet, emniyet birimlerimizin ALE 155'i var. Jandarmamızın ALE 156'sı var ve sahil güvenliğimizin ALE 158'i var. Derhal bunlara bildirsinler. Bu hem aynı zamanda bir vatandaşlık görevi ve buna ilaveten devletimizin sağladığı bir ikramiye de var. Yani bu akaryakıt satıldıktan sonraki bedelinin %25'i ikramiye olarak ilgili kişiye de, ilgili vatandaşımıza da veriliyor. Yani bir yandan vatandaşımız vatandaşlık görevini yerine getirsin. Yani bir birey olarak artı eğer bir şoför konumundaysa, araç kullanıyorsa ucuz mazot diyerek bu şekilde araca müthiş bir şekilde zarar verecek, çevreye zarar verecek şeyler kesinlikle kullanmaktan kaçınsınlar. Bir diğeri de dediğimiz gibi derhal bu ilgili birimlere bildirsinler. Hem vatandaşlık görevini yapsınlar hem de ikramiyeyi de alsınlar, müsait olsunlar diye düşünüyoruz. Yetkililer vatandaşların akaryakıtlarını EPDK'nın lisans verdiği istasyonlardan almalarını, lisanssız merdiven altı yerlerden uzak durmalarını önemli tavsiye ediyor. Vatandaşlara özellikle akaryakıt alırken bizim lisans verdiğimiz istasyonlardan ürünlerini almalarını tavsiye ederim. Zira bu istasyonlar her yıl devamlı denetleniyor. Yani kesintisiz bir şekilde denetleniyor. Sadece 9-18 saatler arasında değil, gece saatlerinde dahi denetlenebilir. Çünkü ürünler gece de boşaltılabilir veya satış yapılabilir. 24 saat boyunca denetleniyor akaryakıt istasyonları. Bizim lisans verdiğimiz tesisler devamlı denetlendiği için bu istasyonların önemli bir kısmında, istisnalar olabilir ama önemli bir kısmında standarda uygun, ulusal markalı ürünler satılmakta ve tüketiciler bu istasyonlardan güvenle akaryakıtlarını alabilirler. Ancak bizim lisans verdiğimiz tesisler dışında lisanssız merdiven altı atlettiğimiz yerlerden alınan ürünlerde hem kaçak olma hem de standarda aykırı olma ihtimali çok fazla. Ucuz diye tercih edilen kaçak akaryakıt hak ihlalinin yanında can güvenliğini de tehlikeye atıyor. Her şeyden önce bu bir hak ihlali. Yani bir haksız rekabet var ortada. Düşünün ki dürüstçe legal yolla ticaretin yapan bir bayi, bir istasyonun yanında bunu illegal suretle yapan bir insan veya firma, o bunu legal olarak yapan insana veya firmaya karşı bir haksız rekabet söz konusu. Yani ülkemizin bu manada vatandaşımızın yararlanacağı hizmetlerden mahrum olmasına sebebiyet veren bir vergi kaybı söz konusu. Yine ekonomik başka zararları var. Örneğin bir aracın bozulması, kullanılamaz hale gelmesi,
ve kısa sürede ekonomik ömrünü yitirmesi gibi bu ekonomik yönleri itibariyle. Bir de tabii can güvenliği tehlikesi var. Yani zaman zaman basında da belki sizler de şahit olmuşsunuzdur. Bu tür yakıt kullanımının neticesinde Allah korusun o aracın bir şekilde yanması suretiyle çok acı sonuçlarla gerek can ve mal kaybına sebebiyet vermesi nedeniyle ciddi manada bir can ve mal güvenliği tehlikesi de söz konusu. Bugünkü gündem programımızın konusu kaçakçılıkla mücadeleydi. Özellikle Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekiplerince operasyonların nasıl düzenlendiği ve nasıl hazırlandıklarını sizin ekranlarınıza yansıtmaya çalıştık. Bir başka gündem programında tekrar görüşmek üzere, hoşça kalın.